Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber Dex'deyiz. Dex Robotics'te insan sualtı aracımızı tasarlıyoruz ve geliştiriyoruz. Teknofest'te hazır bir şekilde artık biz de varız diyoruz. Gravity olarak geliyoruz. Dex Robotics'le geliyoruz. Geldik bugün, yorulduk. Olsun, sıkıntı yok. Bugün bayağı iş becerdik. Şimdi tekrar gelelim içeri. Bakın içeri yine arı gibi çalışıyorlar ya. Hadi bakın ya. Adamlar sabah akşam çalışıyor. Yılmıyor. Teknofest. Bekle bizi kardeş. Geliyoruz diyorum. Çok heyecanlıyım. Acayip derecede bir garip his var içinde. Ne his olduğunu da bilmiyorum yani. Ha? Böyle heyecanlıyım. Niye bu kadar şey oldum, yükseldim bilmiyorum ama. Bir su içeyim. Ha, burayı görüyor musun? Adam dolabı bile var. Ha. Yaptırmış. Dex Robotics sponsorluğunda Kraytane takımı olarak bugün burada insan sualtı aracımızın üretimine başlamış bulunmaktayız. Bugün Dex'de bir günümüz nasıl geçiyor anlatacağız. O zaman haydi başlayalım. Arkadaşlar, çay demlenen usulleri var. Bunları tartışmayalım. Bugün Köpeğe bak. Allah senin adam yer, ayı yer ha. Köpeğe bak Allah aşkına. Dex, yeni Dex. Elektronik sistemler mühendisi Ahmet bizlerle beraber. Ahmet, birkaç sorum olacak. Acaba cevap ama şey. Teknofest'e hazırlanıyoruz. Teknofest'e de 2 sene üstte birinci olduk. Bu sene de hedefimiz birincilik. Birinci olup Teknofest'e damga vurmayı. Üçüncü kez Teknofest'e birinci olup zang yani, hiç sıkıntı yok. Şimdi biraz arkadaşlarla proje edelim. Hemen burada Kaan Bey var, Dex Robotics'in sahibi. Merhaba. Dükkanın sahibi Aslan Denizli. Hangi problemi çözüm oluyorsun dükkanda? Ne üretiyorsunuz burada? Burada su altı robotu üretiyoruz. Aslında parça üretiyoruz. Hazne var, itici var, elektronik kartlar var. Yarışmacı ekiplere sunuyoruz. Bayağı da satış yaptık şimdiye kadar. Evet, haberleri de aldık. Haber kanallarda geçen burada. Lise seviyesinde olsun, ileride de olsun. Bu kategorilere katılan yarışmacılara destekte, alt parça desteğinde bulunuyorsun. Hayır, türlü normalde ithal ediliyordu bunlar. Şimdi biz aslında malzemeleri ucuza satıyoruz ama şeyi düşündüm şimdi geçenlerde. Acaba ne kadar ithal ikamesi yapmışızdır diye. Genel tutarın yaklaşık 5 katı aslında ithal ikamesi yapıyoruz. Yani 20 bin liralık ürün sattığımızda biz 100 bin liralık tüm pirasanın yurt dışına çıkmasını engelliyoruz. Arkadaşlar, yani hem yerli üretim hem sağlam üretim, malzeme aldıktan sonra size destekleri sunuyorlar. Aynen. Bütün ekiplere danışmanlık sağlıyor. Danışmanlık sağlanıyor ve cidden Türkiye'de sayılı kişilerle, sualtı sektöründe sayılı kişilerle Dex'de çalışıyor. Bu sektöre gönlünü, kendini adamış bir insan. Unutmayın, bu yüzü unutmayın. Kaan'a teşekkür ettikten sonra dükkanın sahibi, dükkanın imkanlarını Dex'e veren ve aynı zamanda elektronik kartları üreten kişi Ahmet Selim Bey ile beraberiz. Merhabalar. Ahmet, bize o elektronik kartları nasıl ürettiğini söyler misin? Kendi tasarımlarımız tabii, referans tasarımları oluyor. Referans tasarımları uyarak kendi modellerimizi geliştiriyoruz. Ürünleri genellikle kendimiz seçiyoruz. Kullanabileceğimiz alana göre uygun ürünler seçerek kullanıyoruz. Kontrol kartımız var, o da yakın geliştirme sürecindeyiz. Kodlarını yazıyoruz. Aslında ben seni görüyorum, her sene farklı bir elektronik kart tasarlıyorsun. Ülkemize farklı bir, yani ben sana anlatamıyorum. Söylemek istediğin bir şey var mı gençlere, bu sektörde kendine, ileri sektörde, bu sektörde kariyer yapmak isteyen gençlere söylemek istediğin bir şey var mı? Çalışsınlar sadece. Çalışsınlar. Ben çünkü çalışarak bir yere geldim. Ahmet'e çok teşekkür ediyoruz. Ahmet'e de aynı zamanda Instagram'dan da istediğin şekilde Ahmet'i takip edip istediğin şekilde sorular sorabilirsiniz Ahmet'e. Hiç sıkıntı yok. Yani teşekkür ediyoruz Ahmet, çok sağ ol. Ve simülasyon. Bildiğiniz üzere Teknofest'te bir simülasyon çıktı arkadaşlar. Kraytane ekibinin üyelerinden Haluk Türe. Haluk, merhaba. Merhaba. Yine simülasyon üzerinde çalışıyorsun, geliyorum. Geliştirmeye devam ediyorum. Neler var ya, tam konuşamıyorum çünkü teknik anlamda kelimeler bilmediğim için arkadaşlar. Pek yani sorularım, siz anlayın yani. Simülasyon tam olarak hangi aşamada, istediğin aşamada mı? Simülasyon şu anda gidecek çok yolu var. Aslında şu anda en çok faydası yarışmaya ilk defa katılacak olan arkadaşlar ortamı görmesi, tanıması adına büyük bir faydası da bulunuyor. Gerçekçi bir hale sokmaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde takımlar bir araya gelemediği için pek çalışamıyordu. Bu konuda yardımcı oldu. En azından hani pilotların, aracı kullanacak pilotların yarışma ortamını görüp ona göre
görevleri tamamlaması, öğrenmesi daha kolaydı. Ona göre kendilerine şekil alıyor ve bunlara bu artık herkes artık. Herkese açar. Kendilerine ulaşabiliyor arkadaşlar bunlara. Teknofest'in resmi web sayfasına ulaşabilirler. Orada duyurular kısmında paylaşıldı Aselsan tarafından. Vay, Aselsan tarafından paylaşılan bir proje arkadaşlar. Ayarlı yani, ayarlı. Ya çok sağ ol, teşekkür ediyoruz. Görüyorsunuz arkadaşlar, herkes burada adı gibi çalışıyor. Simülasyonlar, elektronik kartlar, devreler, art parçalar hepsi DEX'de. Evet, şimdi bak bir tane elektronik kart göstereyim. DEX.com'da da görebilirsiniz. Abone göstereyim bakayım, bakayım. Aa, bak arkadaşlar, görüyor musunuz? Bunu bu sene öğretti. Bir sürü elektronik kart üretiyor. Burada liselerde var. Liseler gelip DEX'e hem danışmanlık da alabiliyor, aynı zamanda rollarını da üretebiliyor. Üzerinde katılımcı ya da DEX hem danışmanlık hem parça desteği sağlayabiliyor. DEX'in adresini de şimdi abi alt taraflara koydum. Oradan ulaşabilirsiniz. Her türlü size destek verebilir. Şimdi yavaş yavaş Creatine'nin başkanının Benjamin Şener'in yanına gidiyoruz. İki cümle. Bu sene Teknofest'te ne olacak? Bu sene harika bir takım kurduk. 10 kişilik bir ekibimiz var. Kadir de ekibimizin bir tanesi. Çalışmalarımız devam ediyor. Atölye ortamımızda olsun. Pandemi süreci biraz bize şey olsa da, bir araya gelmemiz engellese de şu an bir aradayız. Gönüllerimizde bir. Aynen. Çalışmalara devam ediyor. Şu an her şeyimiz tam. Hiç diğer burada olan arkadaşlar da online bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Teknofest'e hazırlanıyoruz. Yine bir birincilik gelecek. Gerçekleşecek tek şey bu yarışmaları kaçırmasınlar ve çalışmaya devam etsinler. Çok teşekkür ederim. Biz her zaman yanlarındayız, destekçi olmaya devam edeceğiz. Çok sağ olun. Aynı şekilde Benjamin'i de Instagram'dan takip edip Benjamin'e de gerekli soruları sorabilirsiniz. Arkadaşlar görüyorsunuz, adamlar üretiyor, adamlar çalışıyor, adamlar sabahtan akşama kadar bu işe gönül veriyor, sabahtan akşama kadar çalışıyor. Ne yapıyor bunlar? Katma değeri yüksek ürünler üretiyor. Dadimcek dediği şey çok önemliydi. Burada yerli ürünler üreterek ekonomiye katkı sağlıyor arkadaşımız Kaan. Tam konuşamadım yine, kusura bakmayın. İlk videom benim, biraz da heyecanım. Teknofest harika bir oluşum. Ülkemize kazandıran kişilere de buradan çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Pandemi sürecinde biliyorsun üniversitede, üniversiteler kapandı. Ekip arkadaşlarımız memleketinde uzaktan çalışıyor. Çoğu şu an dışarıda, yani evlerinde, memleketlerinde. Teknofest'te Eylül ve Ekim ayında görüşmek üzere diyoruz. Hep birlikte biz de varız diyoruz. Bu teknoloji atağında Teknofest'te bekle bizi. Teknofest, Trabzonlu geliyle. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Videoların devamı gelecek. Biz Trabzon'dayız. Olay bu arkadaşlar. Sayda demledik. Nasıl kapanır video bilmiyorum. Kaldım böyle ya. Videoyu nasıl kapatırız bilmediğim için herkese iyi. Burada akşam. Yok, akşam olmadı. Daha ikindi. İkindi mi? Burada akşam. Oluyor. Akşam ezanı okunacak. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.